Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni bir Putunlamayanlar bölümüyle daha karşınızdayım ve bu hafta Bundesliga ile devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Premier Lig oynamıştık bildiğiniz gibi ve şimdi sırada Bundesliga var. Bundan sonra büyük ihtimal yani 5 büyük ligi bitirdikten sonra da yüksek ihtimalle ülkelere geçelim diye düşünüyorum. Evet, videomuzu beğenirseniz eğer, kadromuzu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Tabii ki alamadığım oyuncular da var arada ama biz önemli olan Sacha Boey, Kim Min-jae, İşte Klose'yi denemek istiyordum zaten. Pop'u aldım, Totti'yi. Bunları deneyeceğim. Gücümün yettiği kadarıyla bir kadro kurdum yine. Şimdi 4-4-2'mize hemen geçelim. Hemen şöyle 35-64-49-5-3-2 dengeli dengeli doğrudan pas. Talimatlarda iki forvette de göbekte kal ve defans dön. Kanatlarda defans dön, ceza sahasına gir. İkisini de birden. Beklerimize geride kal, bindir. Gördüğünüz gibi. Ve ortadaki oyuncularımıza geride kal, merkezi kapat talimatları var. Tela'yı sağda kullanacağız. Pop'u santraforda kullanacağız. Musiala'yı burada. Mokoko'yu da solda kullanacağız. Mokoko. Onu da orada kullanacağız. Tamam, böyle oynayacağız zaten. 4-4-2'mizi oynayacağız. Hadi bakalım, güzel bir hafta olsun. Takımımız farklı. Kasiyas var. Aha, Kasiyas'ı unutmuşuz. Hemen Kasiyas'ı çıkaralım buradan. Kalede Fire'ı daha pahalı. Radetzky Fire alalım. Evet, hadi bakalım. Başlayalım maçlarımıza. Neler göreceğiz, neler yaşayacağız bilmiyorum ama keyifli bir VL bizi bekliyor olacak. Farklı takım. Yani Bundesliga çok derin değilmiş aslında. Ben daha derin bir takım beklerdim ama yine de eğlenceli olabilir diye düşünüyorum. Sacha Boey'i, Kim Min-jae'yi deneyeceğiz. Rudiger geçmişte tabii ki Bundesliga tecrübesi var. O yüzden ona da yer verdim. Hadi bakalım. İlk maçta karşımıza Malard falan geldi. Abi bir dakika. Maç sesini açmadık. Ha, şöyle bir gelelim ya. Maç sesimiz de olsun. Haydi bakalım. İlk maçımız 0-0 bir VL başlangıcı ve yeni bir takım. Tüm oyuncular neredeyse yeni. Neler çıkacak ben de bilmiyorum. Tela. Şu an pazar gecesi oynuyorum maçları ve yaşanan bir sürü olay var malumunuz. Maalesef çok da mutlu olmamız mümkün değil. Umarım her şey düzelir ülkemiz adına. Bu kaos ortamından da çıkarız. Mateus. Klose. Şimdi Pop. Pop süratli. Gideceğim ya. Aferin kız Pop. 1-0 öndeyiz. Klose çok güzel kurtardım be oğlum. Çok kolay gol. Çıkası varmış bence adamın. Pop'la çok gol açacağız gibi duruyor şu anda. Bayağı iyi performans gösterecek gibi duruyor. Koşuşunu beğendim çünkü bayağı. Hadi bakalım. Manchap'ın ikinci maç. Ne geliyor karşımıza? Werner'e sövüyor. Bu arada Coman ve Werner yapabilirdim. Onun farkındayım ama Coman'a burada gücüm yetmedi. Kesinlikle yapılır net bir şekilde. Werner de yine aynı şekilde yapmadığım esprilerden bir tanesi. Futunamayanlar konsept üzerinden gittiğim için bazı oyuncuları tabii kaçırıyoruz. Loze plan indirdi. Aa, son anda. İyi pas be Pop. Kaleci çekti. Kloze. Çok iyi pas. Hadi Kloze koşarsın. Yakalanacak bu. İyi pas be Pop, bitirdi onu. Lozan'ın yakalanacağını düşündüğüm anda geri döndüm aslında. Ya yani geri döndüm derken onun üzerinden oynamadım. Radetzky harikalar yaratıyor şu ana kadar. Çok iyi paslaşmalar yine Klose. Mükemmel paslaşmalar hocam. Belli de oraya atacağım. Hata yaptı. Ya ne yapıyorsun Pop? Bir daha. Miroslav. İkinci kuyut da alıyoruz. Pazar gecesi saat şu an 1.35 bu arada ben başta oynarken. Bazen soruyorsunuz. Çok akıcı görüyorsunuz. Zaman zaman da. Ataşehir, Türknet, Fiber, 100 megabit benim internetim. Ama ping olarak gerçekten çok çok iyi. Bu arada herkesin kontratı bitmiş. Keyifli olacağı benziyor bu arada. Takım akıyor yani şu anda. Hafife de alıyorlar birazcık. Evet, üçüncü maçımızdayız. Haftanın üçüncü maçı.
Büyük ihtimal ikinci partı sabah oynayacağım ama şu anda bu it atar mı? Ya bu adam direkt çıkacak ya. Atan da o çıksın. Hatella, Hatella yaparsın. Ya yazık vallahi atamadık. Çık hadi git. Hadi git. Dolaşık maç versen ölürsün. Evet, 3. maçımız bir rötar yaptı. Şimdi 3. maçtayız ki karşımızda iyi bir orta saha. Çok da iyi diyemem gerçi. Zidane 92 pek iyi değil ya. Hulit fena değil. Bize burada sıkıntı çıkaracak bir tane oyuncu var. O da Yaya Toure. Ama o da öyle ahım şahım bir oyuncu değil yani. Geçer miyim bunu? Hop iyiymiş lan. Hop. Mokoko. Himefe ana. 92 Zidane. Karşımdayken şov yapar hocam. CU yapıyor bir de. Hop gitti yine. Yani Pop'un koşuları da 930K'ya bayağı iyiymiş. Biraz kötü bir pas be hocam. Baskıdayız. Niye CU yapıp ikinci gol yedikten sonra çıktın ki? Uğraşmak istemedi herhalde benimle. Ne geldi? Todibo Bastoni. Ah be kardeşim, Napoli de yenemedi Inter ya. Gerçekten. Inter ya. Bu da çıkıyor. Maç oynayamayacağız mı biz? Ama maç versen şu an 5-0'dım ben. Çağdaş CR7. Evet. İlhan Mania 26. Aha İlhan Mansız fanı. İlhan Mansız da bana yani o rulette bir rulet diyorum pardon. Rainbow'da bir hakkım yemişti. Belki hatırlayanlar vardır, Rainbow'da bir hakkım yedi İlhan Mansız. İlhan Mansız fanı bir rakibimiz var şu anda karşımızda. R1 dedim zorlayabilir ama bomboş ya, bak işte fazla boş veriyoruz. İyi kapandık. Orta sahamız çok kolay geçiliyor şu an. Schweinsteiger lazım bize. Schweinsteiger lazım. Evet. 18'de 2-0 oldu. Pozisyonlarımız var aslında. Güzel. Devam. Haydi bir tane daha. Ah 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 var ya. O top onda kalmasın işte. O top onda kalmamalı. O top... Ah ah ah. Ah o topu kapabilseydim şey Van Dijk'tan daha güzel olacaktı her şey. 2-2 skor. Devam. Çünkü pop. Aa düştü la çocuk. Ya oğlum ben niye maç yapamıyorum ya? Oran 31. Yüksek oran. Kim geliyor? Mbappe. Yok, gol Mbappe. Sağ bomboş. Hop. Aslında var ya çok yanlış oynadım. Close yatmam lazımdı. Ama neyse ki attık golü.
Sağ gitti. Miroslav Klose. Yayla gibi maşallah, çok rahatız. Çıktı Sasha Boye. Geçti Sasha Boye. Orta Klose. Onun olduğu yere Klose. Miroslav Klose. Nereye vurdum oğlum topu? Bu Klose iyi olmuş ya. Yani oyun alırken muhtemelen zorlar beni ama şu an çok memnunum kendisinden. Solda geldi, bak bak Mokoko'ya bak bak. Hoppa. Bir daha geçecek onu. Klose. Hiçbir şey anlamadım bu bölümden. Ya adamlar quit atıyor. Ya da maçın başında çıkıyorlar yine aynı şey yani. Evet. Evet evet evet. Zayıf 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 zayıf. Devam. Devam ki. Yan toplar. Tela 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 tela. Deli Kön tarzı bir gol oldu. La 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 vapo. Dokun. Hocam. Kırmızı kart verdi. Direkt kırmızı verdi vallahi attı oyundan. Ni faul. Hayır ya. 10 kişi neyse adam. Hemen buldu golü vallahi 10 kişi olmasına rağmen. Kötü kesiyor ya. Baskı. Klose. Musiala. İyisin, iyisin, iyisin. Sol var. Klose, Klose. Casillas ne yapıyor? Şutumuz var gibi. Vermedik. Daha uygun pozisyonda. Bir pop gördüm sanki. 10 kişi kalması bitirdi adamı ama da yani öyle öyle bir takıl da yok hocam, o neymiş ya? Adamı öldürmeye geldi resmen. De Bruyne Savic çıkarmış. De Bruyne problem. 4'te De Bruyne 2.7 milyon falandı. Hayır 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 hayır, çok yanlış çok yanlış çok yanlış. Ben çok kötü oynadım burayı ya. Hak ettim golümü. Şurada Pop'la Klose'nin yerini değiştirmemiz lazım. Bu bizi aksatıyor çünkü. Biri sağ ayak, biri sol ayak. 5 skill. Tamam, Klose 5 skill. Okey. Musiala. Pasın yok, şutun yok, ortan yok. Neyin var oğlum? Musiala neyin var? Neyin var Musiala? Gele gele top şeye geldi ya, inanılmaz gerçekten. Abi havacı 3 tane oyuncum var içeride. Ve top benim havacı olmayan oyuncuma geldi. Evet. Hadi Mateus be oğlum, sen yapma bari ya. Yazık oldu valla. Çok zorladık ama yani 100 tane gol kaçırmış olabilirim bu maçta. Özellikle maçın başında yaptığım hata. Geçti. Lizarazu mu gerçekten o koşuya atan adam? Ben Klose sandım ya, yoksa oynamazdım. Lizarazu olduğunu bilsem kesin oynamazdım. Nasıl geldi, aldı yine.
Tamam, burada çözüm basit aslında. Yaptığımız hata çok belliydi zaten. Şöyle yapacağız. Bu arkadaşı kesinlikle satacağız. Ve buraya bir Xabi Alonso alacağız. Şaka değil. Bakın şimdi hayvan gibi oynayacağız bundan sonraki maçlarda. Sadece izleyin şimdi Xabi Alonso'nun performansını. Evet. Bakalım bakalım neler olacak bu maçta. Şimdi Xabi Alonso ile beraber duran bir oyuncum var orta sahada en başta. Önemli olan şey o. İkincisi Musiala hiçbir işe yaramıyordu. Onu da çıkarmış oldum böylece. Rahatladık. Daha iyi olacak her şey. Anca böyle kaleciye geçeceğiz. Başka şansımız yok ya gerçekten. Ver pasını. Şu gitti. Boş kale atarsan herhalde. Heh. Xabi Alonso'ya bak, ben başka bir şey yaparken adam top kapıyor ya. Yani ne yapacağız böyle bilmiyorum bu hafta yine. Aynı şeyler geçen haftakiyle. Abuk subuk kaçan goller. Ama neyse, quit atıyor herkes. Ben de attım. Hak etti kaybetmeyi. Rekomenzin. Rakibin oynayışına bağlı ama plase tehdidi var adamın ilginç bir şekilde. Pop. Zor maçlarda neredeydin Pop? Çok güzel pas be. Kaleci çektiğin zaman devam etmek lazım. Yoksa kaleci donuyor ve çok kolay gol yiyorsun. O yüzden böyle bir hata yapmaması lazımdır rakibin. Çabı iyi keser hocam. Çabı hocam iyi keser. Çok iyi. Miroslav Klose. Çabi hocam. Çabi hocam. İyiydi bir. Dedim size Çabi Alonso bizim kurtuluşumuz olacak. Çünkü tam benim oyun tarzıma uygun. Evet, 9. maçımızdayız ve Benzema Footbirthday. Sola bakan Benzema, bu skill'i 5 olan Benzema galiba. Evet, biraz durdurmamız zor olacak. Özellikle geniş alanda yakıldığı zaman bile etkili ama ceza sahasında topla buluştuğu zaman gol olma ihtimali yükseliyor Benzema'da. Kalabalığız. Bomboş. Miroslav Klose. Vallahi kaleci çok iyi çekti. Atamayacağımı düşünmüştüm yani. Yalan yok. Bravo Sasha. Bravo Kimmince. Devam devam. Ya gerçekten kusursuz vurdu yine. Çektim aşan aslında kaleciyi de yemedi. Ayrıca Rüdiger'in de orada tepki vermesi lazımdı ya. Evet gitti. Hadi biraz hızlı. Biraz hızlı be oğlum. Eh. Tela. Bravo be oğlum sana. Aferin lan Tela. Yok mu offside? İyi oynamıyoruz ya arkadaşlar Bundesliga ile. Çok
Aslında Klose falan iyi de kanatlarımız biraz bir tırt. Aha. Aha. Hela. Güzel. Geçtim yine onu. Evet. Evet. Klose. Kanatlarımız tırt dedikten sonra bir gol bir asist kanattan. Gidersin. Ver artık şu pası. Penaltı. Çok önemli penaltı. Çok güzel. Mükemmel. At lan oğlum, neler kaçıyor? Abi bu oyunda niye bu kadar çok gol kaçıyor ya bugün? Çok güzel ya Sasha Boy. Bravo Sasha Boy. Lütfen gol olsun Allah'ım, gole bak. O kadar kaçtı kaçtı kaçtı, attım gole bak. Lan. Aa. Hey. Cık. 6-3, gerçi 6-3'müş ya, tamam. Tabii 7-4 olunca direnişine çarptı. Tabii. Tabii. Güzel. Git buradan. Git buradan. O pencereyi bul oradan. Aa. Pik. Evet. İlk bölümün sonuna geldik. 8-1'lik bir skor. Hemen kısaca sizler oyuncularından bahsedeyim. Sonra diğer bölümü çekmeye başlayacağım. Ya da yarın çekeriz sabahtan. Mokoko fena değil. Kanat oynattım ben, biliyorsunuz. 12 maç 2 gol 4 asisti var. Klose 12 maç 13 gol 11 asist. Pop 12 maç 11 gol 7 asist. Gördüğünüz gibi santraforlarımız aslında birazcık beklenti altı kaldılar. Xabi Yaz 3 maç 1 gol 1 asist. Hocam çok iyi. Matheus güzel kart. Klose orta seviye, böyle başlangıç seviyesi kadrolarda oynatılabilir. Mokoko pek kullanılmaz. Pop üzüldü birazcık. Yani 950k aldık ama bitiriciliği bazı pozisyonlarda beni atlattı. Bunun playstyle'ı ne? Plasesi var. Animasyona giriyor saçma sapan plase sırasında. Trivelası, akrobatik trivelası falan var. Sasha Boy'u çok beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Yarın bir tane deneyeceğim. Bir sonraki bölümde izleyeceksiniz siz tabii. Kimince fena değil. Rudiger çok iyi değil. Ve son olarak Lizaruz da eh işte diyebilirim. Radeski iyiydi bu arada. Kaleciyi düşünürseniz Radeski'ye bakabilirsiniz. Evet, videomuzu beğenebilirsiniz. İkinci partta kaç yapabiliriz sizce böyle de merak ediyorum yorumlarınızı, bakalım tahmin edebilecek olan olacak mı? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın, kendinize iyi bakın, bay bay.